Agalarım, herkese selamlar. 28, 29 ve 30 Haziran 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Çok güzel maçlarımız var. Hem Euro 2024, hem de Kupa Amerika 2024, hem de Norveç Ligi'nden bahsedeceğim. Öncelikle değerlendirecek olan herkese bol şanslar. 3 günlük bir video. Sizlere de videonun sonunda bir adet de ideal kombinlerinizi yapacağım. Sizlerden tek ricamız videoyu atacağınızı beğenemiyorum destekleridir. Başlayalım isterseniz. Bu arada çok teşekkürler desteklerinizden dolayı. Öncelikle arkadaşlar e, Temmuz ayı için Kata Telegram gruplarımız yenilendi. Her ay olduğu gibi özellikle şundan bahsedeyim. Önümüzdeki aydan itibaren gruplarımız Telegram'dan değil WhatsApp olacak. Şu an sadece Temmuz ayından itibaren yani son Telegram gruplarımız Temmuz ayı için kuruldu. Ağustos ayı itibaren WhatsApp üzerinden gruplarımız devam edecek. Ve Temmuz ayı içinde gruplarımız yenilendi daha bugün yenilendi. O yüzden sizler de Temmuz grubunda yer almak isterseniz yaz dönemi Euro 2024, Kupa Amerika 2024 şeklinde hem WhatsApp hattından hem de Instagram hattından bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bunun da bilgisini sizlere vermek istiyorum. Skor yarışmalarımız vardı. Daha önce yapmış olduklarımız da var ama önce maç skor yarışmalarından bahsedeyim. 2 adet maç skor yarışmamız var. 29'unda Almanya Danimarka, 30'unda ise İspanya Gürcistan maç skorları ne olur sizlere sorduk. Bilen 4 kişiyi Temmuz ayı gruplarımıza misafir edelim. Yaklaşık 30 günden fazla olacak. Hatta şöyle söyleyeyim. 28-30 gün civarı olacak. O yüzden yorumları yazmanız yeterli olacaktır. Bilen 4 kişi alacağız toplamda. 2 Almanya, 2 İspanya. Daha önce yapmış olduğumuz Çekya Türkiye maç skorunu bilen de 5 kişi alacaktık. Maç güzel skorla bitti. Bizim aleyhimize bitti. 2 ya galip geldik. Üst sıra çıktık. Şimdi bilenlerden çok fazla bilen oldu. Çekiliş yaptık arkadaşlar. WX ile Berat, Gündekin Akkoca Enes Uçar Donsuz Fakir kan isimli arkadaşlarımız kazandı. Benimle WhatsApp hattına iletişim kurarak da grup daveti isteyebilirler. Ekranda gördüğünüz numara 0534 446 5989 isimli numaraya mesaj atarak da her türlü soru görüş öneri Temmuz gruplarına katılmak isteyenler de her türlü benimle iletişime geçebilirler. Bilginize geçtim. Misli seviyesinde dün şöyle göstereyim. Güzel misliler aldık açıkçası. Dün Karda kapattık. E ee, solda gördüğünüz yüksek misli kombo maç önü vermiştim. İsmail veya Meri sarı kart görür diyerek bir seçenek vardı. Hem legalde hem Avrupa'da olaraktan söylüyorum. 4000 TL olarak önerdim ben bunu. Çekya maçı başladı. Yüksek misli canlı. Çekya kırmızı kart görmeden 2 dakika önce verdim. Hatta ondan sonra da yazdım ki arkadaşlar ben aldım. 7000 misli almış bulundum ben kırmızı karttan önce. Alacak varsa bu saatten sonra 2 dakika olmuştu Atalı. Dedim ki biraz daha misli düşünebilir ama ben Çekya'nın gol atacağına inancım vardı. Geldikleri zaman tehlikeli geliyordu özellikle. Çekya golü attı aga güzel orandan. Hatta dedim ki kırmızıdan sonra alan varsa ben direkt orana baktım. Minimum oran 1.66 idi. Yani 7.000 misliye baktığımız zaman da çok güzel bir kar bıraktığını belirtelim. Geçtim. Günün kombini vardı aga. Günün kombini de Gürcistan maçından herkes patlamış. Ben dedim ki o maça 2-3 gol tercihim vardı. Yüksek orandan ideal kuponu da 3.5 alt olarak değerlendirdim. Oranda zaten 1.34 bandında. Türkiye çek yamaçına da KG var aldım. 1.65 gibi orandan. Aga günün kombini de içeri geldi mi? Geldi. Onun dışında biz zaten sadece onlar değil ekstralarımız da mevcut. Yani oyuncu kart görür İsmail Yüksek 3 orandan tek başına almıştı zaten. Kaleye şu çekerlerden de almışız. Yani sadece onlar değil şu çeker, kart görür oyuncu bahisleri ya 9 tane oyuncu bahisi verdim hatta dün, dün 9 verdim ondan önce 6 tane verdim mesela 6'da 5 dün de 9'da 6 oldu sanırım o şekilde de güzel şekilde devam ediyoruz canlı olarak canlı odasında zaten izlemiş olduğumuz maçlara canlısını da yapmaya keyif da yapıyoruz ama şu an Euro 2024'te maçlar genelde alt bitiyor gollerden ekmek yiyemiyoruz herkes açık telegram grubu var açıklama ve yorumlar kısmında buraya da ekstra kupa amerika ve canlılar da atıyorum aga eğer sizler de ekstra gruba girmek istiyorsanız ücretsiz gruba mutlaka buraya giriş yapın derim bilginiz agalarım Geçtim şimdi başlayalım isterseniz agalarım öncelikle hızlı bir anlatım yapacağım Çünkü toplamda e, 9 adet mücadelem var doğru 9 adet mücadelem var sizlerden ricamız da beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyorum aga İsterseniz ben ayağa kalkayım panamam abd maçıyla başlayalım 28'den Aga gece oynanacak mücadele. Ben ABD'nin son mücadelesini yüksek misli yaptım. Kendi evinde Bolivya ile oynadı. Anlatacağım hepsini. Kendi evinde ilk kere birini ben idealden verdim. Bir buçuk üstüne birini de yüksek misli vermiştim. Üç bin misli. Hatta canlandan ev sahibi ilk kere bir buçuk üst aldım. Gece oynanıyor saat birde izliyorduk. şu maçta zaten şeyde. TV 8.5 ekranlarından ABD'den kazanmıştık. Ben yine ABD tarafındayım Panama'ya karşı. Turnuva zaten ABD'de düzenleniyor. 4.5 altında 2 yaparsanız 1.48 bandından ideal buranı var. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler 3.5 altında 2 de yapabilirler. Ama ben 4.5 altında 2-0 belki 2.1 ayarında bir ABD galibiyeti bekliyorum. Benim önerim ABD tarafında. Yanına da Uruguay Bolivya mücadelesi var. Yine Kupa Amerika'da. Aga Bolivya'da dün askeri darbe oldu. Bak sadece futbol değil dış etkenler de önemli. Hatta kendi ya ekibimle diyeyim ya agalarımla konuştuğum zaman maç hakkında şöyle konuştuk. Bir tane agam şöyle yorum yaptı. Dedi ki ya bu Bolivya ak aklı vatanda kalır bunların. Bu maçı oynayamaz. Uruguay kazanır diyerekten. Zaten bu askeri darbenin şeyi var mı bilmiyorum. Etkisi var mı oranları sanmıyorum ama zaten ya e, Bolivya kalite olarak altlarda olan bir takım. Uruguay da bir o kadar üstlerde. Uruguay da bu maçı kazanacaktır. Son mücadelesini 3-1 kazandı. Ama oran almak adına da ilk yerden bir Uruguay galibiyeti. 1.45 oranı vardı 1.41'e düştü daha da düşebilir kadarım. Hatta yüksek orandan ya ilk yarı 2 gol atar mı Uruguay bilmiyorum. Zorlamayalım aga. İlk alalım geçelim. Devam ettim. Aga ondan sonra Norveç başlıyor. Norveç'te de Bodo'nun mücadelesi var. Bodo son haftalarda milleti nasıl patlattı? Ama biz ne yaptık? Son maçını kazanır aldık. Aldık. Ondan önce ne yaptık? Karşısında rakibin golünü aldık. Aldık. Her türlü kazandık. Sarsport'la oynayacaklar. Tempolu bir mücadele olacaktır mutlaka. Ama ben Bodo'nun bu kötü gidiş yaptı ya. Ondan sonra iyi bir dönüş yaparak da başlamasını bekliyorum. Doğrudan bir Bodo galibiyeti bekliyorum. Matson 2-1.49 bandında. Bakın alt üste gitmedim. Sadece taraf alıyorum. 1.50 oran riski de karşılığı Bodo gibi bir takımla oynar. Bence burada kazanacaktır. Herhangi bir alt üste de gitmedim bakın. Sadece taraf alıyorum. Tromsö ile Molde mücadelesi. Aga temposu yüksek bir karşılaşma olacaktır. Goller yönünden bu maça yüklenme olacağı için patlama ihtimali bence var. Yani bazı maçlar biliyorsunuz ki kanıtlayamasak da çok yüklenme olunca Aga ya yani iş sarma sarıyor. Yani patlatıyorlar mücadeleyi. Ben burada korner öneririm sizlere Aga. Güzel bir korner maçı olarak görüyorum. Eğer ki şu an korner açık değil ama açacaklardır. 8.500 korner varsa idareden alabiliriz. Onun dışında almak isteyenler varsa da mücadelede zaten 2.5 üst beklenti yani zaten. 2.5 üst bu maçta gelme ihtimali yüksek. Ama dediğim gibi patlama ihtimalleri olduğundan ben önceliğimi korner tercihine vermek istiyorum aga. Ayın 29'una geçtik. Euro 2024 devam ediyor. Ondan önce Brezilya'nın mücadelesi var. Aga Brezilya'yı son maçında değerlendirdim. Brezilya'yı kimle değerlendirdim biliyor musun? Bir tane ha, Kolombiya ile Brezilya'nın maçı aynı gündeydi. Kupa Amerika kombini yaptım. Kolombiya'nın skoruna kadar yakaladım. 2-1 skor verdim. Kolombiya yarı kazanır diyerekten de aldık kazandık. Skoruna kadar aldık. Fakat Brezilya da ben dedim ki 3-0 bir skor bekliyorum. Ama 0-0 bitti. Costa Rica ile oynadı. Patladı yani öyle söyleyeyim. Ben burada Paraguay'a karşı patlamasını beklemiyorum. Mücadeleyi galibiyetini bekliyorum. Galip gelirken de goller yönünden sıkıntı yaşayabiliriz. Ben burada 4.5 altında 2 yapıyorum. Ve ideal kombineme de alıyorum. Sizlere önereceğim kombine şeyde. Kupa Amerika kombini Brezilya'nın galibiyeti fakat maçta 5 gol sesi de beklemiyorum aga. Onun da bilgisini vereyim. 2-0 veya 2-1 ayarında. Yani zorlu bir. Yani atamıyor aga. Ya yani sıkıntı var Brezilya'da son dönemlerde. Devam ettik. Euro 2024'te artık son 16 turları İsviçre ile İtalya karşılaşması. Aga maçın zorluğu yüksek. İsviçre burada bir sürpriz yaparsa şaşırmam ki oranlarda çok da sürpriz gibi gözükmüyor. Çünkü gruplarda iyi oynadı Aga. Şunu söyleyeyim. Murat Yakın Hoca'nın ben röportajını izledim. Ee, İsviçre'nin teknik direktörü. Abi rakı, rakı, rak konuşamadım. Rakibe göre oynuyorum diyor Aga yani. Tamamen rakip ne oynayacağını tespit edip ona göre çıkıyorum. Her maç farklı olabiliyor bizim için dedi. Her maç farklı oyuncular da olabiliyor dedi. Ona göre değiştiriyor ama güzel analiz ettiğini düşünüyorum. Şu ana kadar oynamış, oynamış olduğu maçlarda a, Almanya ile beraber kaldı mesela. Büyük başarı bence. Kadrosu da iyi bu arada. Ben burada aga alt bekliyorum. Yani çok gollü maç geçmez. 2.5 alt oranı zaten 1.32. Yani 1.32 değer mi alt beklemeye bilmiyorum ama çok gol beklemiyorum. Hatta biraz daha yüksek orandan almak isteyenler olursa diyerekten de ilk yarıdan bir beraberlik yani ilk yarı 0-0 bitme ihtimali de var. Çok golü maç beklemiyorum. İlk yarı 0 oranında 1.70 gibi anında. İlk yarı skorda 0-0 olma ihtimali yüksek. Yani gerçekten zor karşılaşma. Tek maç olduğundan üzere bile takımlar kontrollü olmak zorunda zaten. Devam ettim. Almanya-Danimarka mücadelesi. Agalar'ın bu maçta şöyle bir mücadele. Yani Euro 2024'te son oynanan e, bu dünü çıkartın 10 maçın 9'u alt bitti Aga. Ya yani çok gollü maçlar geçmiyor. Bu maçta Almanya ne kadar ev sahibi de olsa Danimarka dişli bir takım. Almanya da son İsviçre maçında berabere kaldı bildiğiniz üzere. Zaten bu turu geçerseyle İspanya ile bence benim gözümde erken final olarak değerlendiriyorum. Şimdi bu maçın maç konusu sizlere sormuştuk sanırım da. Agalarım ben şunu söyleyeceğim sizlere. Ee, tarafa gitmek istemiyorum. Ben burada toplam gol aralığı 2-3 gol. Almanya'nın kazanmasını bekliyorum ama bu gol yani olası bir sürprizden biri birden kaçıyorum ben. Uzama ihtimali de var. Böyle 2-0-2-1 ayarında bir Almanya'ya yakınım. Benim skorum da de zaten 2-3 gol uygun. Ben düşük orandan artık kolay kolay almak istemiyorum Euro 2024'e. Alacaksak yüksek orandan bir 2-3 gol denemesi yapalım bu mücadele. Bence gelme ihtimali de yüksek olduğunu da düşünüyorum. Ayın 30'una geçtik. iki tane mücadelemiz var. İngiltere, Slovakya. İngiltere milletin ocağına incir ağacı dikmeye devam ediyor. Ya bu soysuzlara gerçekten diyecek çok şey var da bir şey de söylemek istemiyorum. Soysuzsun İngiltere. Yapacak hiçbir şey yok. O kadroyla o oyun. Gerçekten cacık ya. Ee, şimdi İngiltere bak burada maç beraber biter. Uzatmalarda geçer. Kanser eder milleti. Öyle bir maç. Ee, yani 4.5 altına bir alırsanız alın. Çok gol atamaz bu İngiltere. Galibiyet gelir mi? Gelme ihtimali var. Yani kadroya baktığında her maç 5 atacak gibi çıkıyor. Ama gerçekten fos. Bir yerde bir patlayacak da. Nerede acaba? Bakalım. Aga alacaksak 4.5 altına bir. Hatta ben 3.5 altına bire de varım. 3.5 altına bir oran da zaten 1.66 falan. Hatta ben diyorum ki yani 1-0-2-0 kazanacaksa yine 2.5 altına bir de olma ihtimali yüksek aga. Son mücadelem İspanya ile Gürcistan. İspanya benim takım aga. Özellikle Nico Williams ve Yamal birlikte kanatlarda patlayıcılık çok yüksek. Nico Williams'a bakın görün çok iyi bir transfer gerçekleştirecek bence. Şimdi buradan ne alabiliriz diye baktığım zaman da, bir saniye ne diye not almışım tamam. Şimdi İspanyayı ben zaten galibiyetim malum ama İspanya şöyle bir takım ya yani iki bir anda altı da atabiliyor iki atıp bırakabiliyor. Şimdi Gürcistan'dan işin farkında savunma yapacaklardır illaki. İlk gol sıkıntı burada biraz. Ya yani çok erken gelirse maçın üste gitme ihtimali de var zaten. Üst oranı da gayet makul. 1.48 falan. Ama almayacağım aga. Alırsak biz burada 4.5 altına 1. Hatta o olmadı 3.5 altına 1 şeklinde de bu şekilde bir İspanya tarafına yönelim. Yine taraf alacağım. 4.5 altına bir oran daha yükseltmek için de 3.5 altına bir şeklinde 2-0 ayarında da bir skorum var. Dediğim gibi ilk gol erken gelirse üste gitme ihtimali var. Ama ben Gürcistan'ın da İspanya'nın gücünü bilerekten de daha haddini bilerek oynayarak da mücadeleyi çok üste götürecek gibi oyun sergileyeceğini de düşünmüyorum. Şimdi ideal kombinemiz vardı onu önermek istiyorum sizlere. Arkadaşlarım ideal kombinemiz Kupa Amerika kombini. Panama ABD mücadelesi var. ABD'nin galibiyetini aldım. İsteyenler ABD'yi 4.5 altında 2 de yapabilir. oran çok daha yükseltebiliyor. Fakat ben Brezilya'yı öyle yaptım. Brezilya'yı da 4.5 altında 2 olarak değerlendirdim. Yani yaklaşık 2 oranlı bir ideal kombinedir. değer 1.95 olması lazım. Değerlendirecekler Kupa Amerika olaraktan da hiç daha önermedim içtim. Önermiş olalım sizlere. Sizlerden tek ricamız beğeni Destekler gelirse çok teşekkür ederim. Gerekten de hepinize bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay. Arkadaşlar.